Size bu videomda Sultan II. Mahmud'un hayatını anlatacağım. II. Mahmud, Osmanlı Türkçesi Mahmud-u Sani ve Mahmud-u Adli, doğum tarihi 20 Temmuz 1785 İstanbul, ölüm tarihi 1 Temmuz 1839 İstanbul, 30. Osmanlı Padişahı ve 109. İslam Halifesidir. Osman Gazi ve Sultan İbrahim'den sonra Osmanlı Hanedanı'nın 3. ve son soy atasıdır. Son 6 Osmanlı Padişahı'ndan ikisi onun oğlu, 4'ü ise torunudur. Tahta kaldığı 31 yıl Osmanlı tarihinin siyasi açıdan en bunalımlı dönemlerinden biridir. Balkanlarda imparatorluğun dağılma sürecini başlatan Sırp ve Yunan isyanları, Rus, İngiliz ve Fransız donanmalarının Navarin'de Osmanlı donanmasını imha etmesi ve asi ilan ettiği Mısır valisi Kavallı Mehmet Ali Paşa'nın ordularının Suriye ve Anadolu'yu geçerek Kütahya'ya kadar gelmeleri gibi olaylar ile karşı karşıya kalan Sultan II. Mahmud, bir diğer taraftan gerçekleştirdiği reformlarla imparatorluğun çehresini değiştirerek Osmanlı modernleşmesinin temellerini atmış, ölümünden 4 ay sonra ilan edilen tazminat fermanına giden yolun hazırlayıcısı olmuştur. Hükümdarlığı dönemindeki icraatları nedeniyle bazıları kendisini devlete tekrar iha etmek üzere her yüzyılda bir gelmesi beklenen müceddit olarak kabul edip büyük sıfatıyla yad etmiş. Muhalifleri ise yaptığı reformlardan dolayı gavur padişah olarak nitelendirilmişlerdir. Siyasetten yargılamasız idam yetkisini kullanan son padişahtır. Şehzadelik yılları. Sultan II. Mahmud 20 Temmuz 1785'te Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası Sultan 1. Abdülhamit, annesi ise 1. Abdülhamid'in 8. hanımı olan Nakşidil Sultan'dır. Bütün hayatı boyunca kullandığı adli mahlasıyla kendisine doğduğu zaman verilmiştir. Şehzade Mahmud, pederi aileleri vefat ettiğinde henüz 4 yaşındaydı. Sultan 1. Abdülhamid'in ardından 1789'da tahta çıkan 3. Selim kısır olduğu için Şehzade Mahmud ile çocuğu gibi ilgilenmişti. Şehzade Mahmud'un kendisinden 6 yaş küçük olan ağabeyi Şehzade Mustafa ile birlikte ikisinin de eğitimlerine önem vermiş, hatta onları dönemin koşullarının el verdiği ölçüde özgürlükle tanınmıştır. Şehzade Mahmud Topkapı Sarayı'nda Şehzade Agen Mektebi'nde devam edip geleneksel tarzda bir eğitim alırken, diğer taraftan Sultan Selim onu sık sık yanına çağırıp siyasal ve diplomatik sorunlar üzerine sohbetler ederdi. Şehzade Mahmud reformların gerekliliği ile Sultan Selim'in bir dizi reform çabası içerisinde geçen saltanatı sırasında tanışmıştır. Büyük bir müzisyen olan Sultan 3. Selim dönemindeki müziki üstekarlıklarını toplayarak Topkapı Sarayı'nda fasıl heyeti düzenlemiştir. Sultan II. Mahmud'un şehzadeliğinde bu musiki ortamından etkilendiği çok açıktır. Kendisi de tambur çalar ve ney üflerdi. Musiki sevgisi onu da tüm hayatına damga vurmuştur ve kuzenine yakın seviyede büyük bir bestekar olmuştur. Sultan 3. Selim sık sık Galata Mevlehiyanesi'nde giderek Şeyh Galip'i ziyaret eder, burada ney üfleyip sema ayinlerine katılır, şiir sohbetleri yapardı. Bu toplantılar aynı sıklıkla sarayda da tekrarlanırdı. Sultan 2. Mahmud'un hat sanatı ile olan ilgisi de şehzadelik yıllarında başlamış ve iyi bir hattat olarak yetiştirilmişti. Sarayın hat hocalarından Kebecizade Mehmet Vasfi Efendi'nin sülüs nesih derslerini almış, şehzadeliğinin son yıllarında 1807'de bir hilye yazarak icazeye almaya hak kazanmıştı. Sultan 2. Mahmud şehzadeliği sırasında topçuluk alanında kendini geliştirerek topçulukla ilgili bir risale de yazmıştı. Ayrıca Sadabat'ta bulunan kendi adına yazılmış bir dikili taşta Sultan II. Mahmud'un buradan karşı tepelere top atış talimleri yapmasının anısına o taşın dikildiği belirtilmektedir. Sultan II. Mahmud'un tahta çıkışı. Şehzade Mahmud, ağabeyi Sultan 4. Mustafa'nın 14 aylık saltanatı boyunca korkulu dolu günler geçirdi. İstanbul'dan sağ kurtulup kaçabilen Nizami Cedidçiler, Rumeli'de yenilikçi ve Sultan 3. Selim yanlısı olan Rusçuk ayını Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına sığınmışlardı. Tarihi Rusçuk yararını diye geçen bu kişiler 3. Selim'in tekrar tahta çıkarmaya karar vermişlerdi. Alemdar Mustafa Paşa 28 Temmuz 1808'de 15 bin kişilik ordusu ile Sultan 3. Selim'in
Selim'in tahta çıkarmak için Topkapı Sarayı'na dayandığında tahta bulunan Sultan 4. Mustafa, Sultan 3. Selim ve kardeşi Şehzade Mahmud'un ölüm emrini verdi. Haremdeki dairesinde feci şekilde öldürülen Sultan Selim cesedi arz odasının önünde bırakıldı ve alemdar Mustafa Paşa'nın sarayın Babüsade kapısına kırdığında tahta çıkarmak için geldiği 3. Selim'in cesediyle karşılaştı. Bunun üzerine Şehzade Mahmud'un derhal bulunup getirilmesini emretti. O sırada haremde Şehzade Mahmud'u katletmek için cellatlar ile Şehzadenin hizmetkarı arasında çatışmalar yaşanıyordu. Şehzadenin mahiyetindeki cariyelerden Cevri Kalfa'nın hamam külhanında aldığı bir kase küllü katillerin yüzüne avuç avuç atmasıyla kazanılan zamanla ağalar Şehzade Mahmud'u damdan kaçırmaya akıl ettiler. Haremde kuşhanenin damına geçen şehzade kuşaklarla birbirine bağlanan iki merdivenle başimam Hafız Ahmet Efendi ve arkadaşları tarafından Endor'un avlusuna indirildi ve alemdar Mustafa Paşa'nın bulunduğu yere getirildi. Orada Hırkayı Saadet Dairesi'ne geçilerek Sultan 2. Mahmud'a biat edildi. Sultan 2. Mahmud tahta borçlu olduğu alemdar Mustafa Paşa'yı sadrazamlığa getirdi. Tahta çıktığı ilk gün Sultan 3. Selim'in ölümüne sebep olanlar birer birer idam edildi ve o gün sarayın kapısında 33 kesik baş sergilendi. Ancak Sultan 2. Ahmud alemdar Mustafa Paşa'nın ısrarına rağmen ağabeyi Sultan 4. Mustafa'yı öldürtmedi. Buna karşın Sultan 4. Mustafa daha sonraları 17 Kasım 1808'de Yeniçerileriyle beraber tekrar tahta geçme planları yaptığı gerekçesiyle Şeyhülislam'ın fetvası ile boğdurulmuştur. Sultan 2. Mahmud hayatının kurtarılmasını sağlayan Cevri Kalfa'yı ise hazinedar başlığına getirdi ve ona Çamlıca'da geniş arazi vererek bir de köşk yaptırdı. İstanbul'daki karışıklıklar ve güvensizlik nedeniyle Sultan 2. Mahmud'un kılıç alayı uzun bir gecikmeden sonra 13 Eylül 1808'de yapıldı. O gün Topkapı Sarayı'nda çıkılarak Seyfi Nebevi'yi silahtar ağa alayın önünde taşırken Endor'un müezzinleri tekbir getiriyor, alemdarın seymenleri de muhafızlık ediyordu. Sultan Mahmud Eyüp Sultan'da Muhammed'in halifesi olduğu için ona izafe edilen kılıcı sağ tarafına atası, Osman Gazi'nin kılıcını ise Osmanoğullarının soy atası olması umut edildiği için sol tarafına kuşandı. Saltanatı dönemindeki önemli siyasi olaylar. Senedi İtifak ve Alemdar Vakası. Sultan Mahmud ilk olarak tahta geçmesine yardımcı olan Alemdar Mustafa Paşa'ya geniş yetkiler vererek iç karışıklıklara ve devletin otoritesinin zayıflamasına neden olan ayanlar meselesinin çözülmesini istedi. Bunun üzerine 29 Eylül 1808'de İstanbul'da toplanan ayanlar ile hükümetin emirlerini yerine getireceklerine dair senedi ittifak imzalandı. Bu olay padişahın ayanlar karşısında çaresiz durumda görülmesine yol açtığı için bu belgeler kısa bir süre sonra yok edildi. Amcasının oğlu 3. Selim'in yolundan ilerleyen Sultan Mahmud, Nizami Cedid ordusunun Sekban-ı Cedid adıyla yeniden düzenledi. Sekban-ı Cedid giderek güçlenmesi ve ayaklanmalarının fazla olması nedeniyle rahatsız olan Yeniçeriler ayaklandılar. Bu ayaklanmada Alemdar Mustafa Paşa hayatını kaybetti. İstanbul'da birçok yangının ve yağmanın başlaması üzerine 18 Kasım 1808'de Sekban-ı Cedid ocağı kaldırıldı. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Anlaşması. Sultan Mahmud padişah olduğunda Ruslarla sınır muhabereleri devam ediyordu. 1810'da Ruslar ikinci defa Silistre Kalesi'ni kuşatmışlardı. 1811'de Napolyon Ruslara karşı savaş açınca Osmanlı sınırındaki Rus baskısı azaldı. Bir rahatlama oldu. Bu sıralarda Napolyon Rusya seferine çıkmak üzereydi. Osmanlı'ya da Rusya'ya da yürümesini teklif etti. Yalnız İngiltere ve Osmanlı dışında bütün Avrupa işgal etmiş olan Napolyon'a güvenilip müttefik olarak kabul edilemedi. Sultan 2. Mahmud teklifi reddetti. Ruslarla 28 Mayıs 1812'de Bükreş Anlaşması yapıldı. 8 Eylül 1812 tarihinde imzalanan Bükreş Anlaşması ile Rusya, Eflak ve Boğdan'dan ile birlikte işgal ettiği topraklardan çekilecek, Besarabya bölgesinde ise Ruslar kalacaktı. Sırp isyanının bastırılması ve ayanlara karşı mücadele. Sırp meselesini halletmek Sultan Mahmud için en hayati meselelerden biriydi. Sırplar 9 yıldır isyan halindeydi. Bu isyanlar bir türlü bastırılamamıştı. Rumeli'deki 3. ordunun bunun için görevlendirildiği Hurşit Ahmet Paşa tertip ettiği 80 bin kişilik ordusuyla Niş'ten yürüyüşe geçerek Sırpların üzerine yürüdü. 30 Ekim 1813'te Hurşit Ahmet Paşa Belgrad'a girdi. Sırpların eline geçen kalelere ve şehirlerin geri alınmasıyla isyan sona erdi. İsyanın lideri Kara Yorgi Avustralya'da
Avusturalya'ya kaçmak zorunda kaldı. Sultan II. Mahmut, Bükreş Anlaşması'na getirdiği barış ortamını fırsat bilerek tahta geçer geçmez imzalanmak zorunda kaldığı senedi ittifakı devleti başlandıran ve başkalandıran ayanları ortadan kaldırmak için bir delil kabul etti. Alemdarların öldürülmesinden sonra Rumeli'de ve Anadolu'da ayanlar başkenti hiçe sayarak hareketlerine devam ettiler. Sultan Mahmut otoritesini imparatorluğun her tarafında geçirmek için bu ayanlara karşı esaslı bir harekete geçti. Bu doğrultuda yapılan çalışmalarla ayanlardan bir kısmı öldürüldü, bazıları da sürüldü. Bütün bu ayanların ve iç harplere rağmen Rumeli'de ve Anadolu'da devlet otoritesini kurmak mümkün oldu. 1821-1823 Osmanlı-İran Savaşı. 1813 yılında Gülistan Anlaşması ile Azerbaycan ve Kafkaslar'da Ruslara büyük ölçüde toprak kaptıran İran'daki Kaçar Hanedanı bu toprak kayıplarını Osmanlılardan toprak olarak telafi etmek istediği için Avrupalıların da kışkırtmalarıyla Bağdat ve Şehrizor bölgelerine saldırılar düzenlediği, sınır olaylarının ve saldırıların yoğunlaşması üzerine 2. Mahmut İran'a savaş ilan etti. 1820. İran orduları Osmanlı idaresinden memnun olmayan Doğu Anadolu bölgesindeki bazı İran Kaçar yanlısı aşiretlerin de yardımıyla Doğu Beyazıt ve Bitlis'i aldıktan sonra Erzurum ve Diyarbakır'a doğru iki koldan ilerlediler. Savaş Osmanlıların aleyhine devam ederken İran ordusunda büyük bir kolera salgını başlandı. İran ordusunun ağır kayıpları vermesi üzerine Kaçar hükümdarı Feyti Ali Şah barış istedi ve Erzurum Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmaya İran ele geçirdiği yerleri geri vererek eski sınırlarına çekilmeyi kabul etti. Yunan İsyanı ve 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı. 1821 yılında Yunan asilerinin Mora'daki sivil Türkleri kılıçtan geçirmekleri üzerine 2. Mahmut isyanın başlıca tarihçisi olan İstanbul'daki Ortodoks Patriğini astırdı. Romanya'da Rusya'nın tarihiyle bir isyan çıktı. Türk ordusu bu isyanı kolayca bastırdı. Yalnız Mora isyanı bastırılamadı, zira bir Fransız kol ordusu baştan olmak üzere bütün Avrupa'dan yardım alıyordu. Yalnız Avusturya Osmanlı'ya tutuyordu. Prusya ile İngiltere ve İspanya tarafsız kaldı. Rusya ile Fransa Yunanistan'a bağımsızlık verilmesini şiddetle istiyorlardı. Lord Koch Harane ve Sir Richard Church gibi İngiliz generallerinin komutasındaki Yunanlar tamamen ezilmişler. İsyan Mısır ordusu tarafından tamamen bastırılmıştı ki 20 Ekim 1827'de Navarin faciası oldu. Türk donanması Mora'nın güneybatısındaki bu limanda bulunuyordu. İngiliz, Fransız, Rus müttefik donanması savaş bayrağı çekmek usulde olduğu halde bunu yapmaksızın limana girdi. Böyle bir harekete beklemeyen Osmanlı donanmasının birdenbire ateş açıp imha ettiler. Navarin faciasının hemen akabinde 1828'de Rusya'da Yunanistan ile ilgili istekleri kabul ettirmek için Osmanlı Devleti'ne savaş açtı. Bir sene önce donanması Navarin'de yok olan, Yeniçerileri de kanlı bir katliamla ortadan kaldırılan, yeni modern ordusu henüz çekirdek halinde bulunan 2. Mahmut Avrupa'nın baskısına karşı koyamadı. Rus ordunun Balkanları geçip Edirne'ye kadar gelmesi üzerine Rusya ile Edirne anlaşması imzalandı. Ruslar bütün Osmanlı topraklarından çekildi ancak Yunanistan'a bağımsızlık koparmakla yetindi. Böylece Balkanlardaki Ortodokslar arasında koruyucu rolüne sahip çıkmayı umuyordu. Mora ve Atika yarımadaları ile Eğriboz ve Kiklat adalarını ibaret küçücük 49.414 km² bir Yunan krallığı kuruldu. Fransa'nın Cezayir'i işgali. 1797 yılında Yeniçerilerin Cezayir'in yönetimi için seçtiği İzmirli Hüseyin Paşa Fransa için borç para vermişti. Ancak Fransa borcu ödemeyince Hüseyin Paşa'nın hakaretlerinden dolayı iki ülke arasında gerginlik oluştu. Bu sırada düşmek üzere olduğu için halkı dış meselelerle oyalamak isteyen Fransa kralı 10. Charles de 1830 yılında Cezayir'i işgal etti. Ancak o sırada Kavala Mehmet Ali Paşa'nın isyanın başlaması üzerine Cezayir meselesi sonuçsuz kaldı. Buna rağmen bazı Türk sancak beyleri bilhassa Konstantin Sancak Bey'i Ahmet Paşa Fransızları yıllarca uğraştırdı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora'daki büyük güçler karşısındaki kayıplarını tazmin için Sultan Mahmut'tan zengin insan ve doğa kaynakları olan Suriye eyaletinin valiliğini istedi. Sultan Mahmut ona bunun yerine Girit valiliğini verdi. Ama bu adada düzen sağlanmanın kendisi için büyük bir mali yük getireceğinin farkında olduğundan Mehmet Ali Paşa bunu reddetti. 1831'de Suriye'ye karşı karadan ve denizden bir sefere girişti. Yeniden canlandırılan Mısır ordusuna komuta eden oğlu İbrahim Paşa
Akkaşan, Hama, Hamsu alarak Torosluları aştı. Anadolu'da yerel nüfusta heyecanlı bir karşılama gördü. Sultan Mahmud böylesine açık bir isyana tahammül gösteremezdi. Mehmet Ali Paşa ve oğlu İbrahim Paşa'yı asi ilan edip üzerlerine Sadrazam Reşit Mehmet Paşa komutasında bir ordu gönderdi. İki ordu Konya'da karşılaştığında Osmanlı ordusu yenildi ve Sadrazam esir alındı. Kütahya Anlaşması. Mehmet Ali Paşa, Sultan Mahmud'dan af dilemek ve kazandığı toprakları elinde tutmaya talep etmek üzere bir mektup yazarken, İbrahim Paşa babasının kendi adına hutbe okutup sikke kestirip bağımsızlık ilan etmesi için baskı yapıyordu. Ocak 1833'te İbrahim Paşa Bursa'ya bir adımlık mesafedeki Kütahya'ya varmıştı. Mısırlıların ilerlemesi İstanbul'u tedarik hatlarını kısmen kesmiş, kentte açlık tehlikesi baş göstermişti. Ne İngiltere ne Fransa'da kesin yardım vaadi almayan Sultan Mahmud yardım için Çar Nikola'ya başvurmak zorunda kaldı. Mehmet Ali Paşa'nın başarıları herkesten çok Rusya'yı kuşku uyandırmıştı. Çünkü Mehmet Ali Paşa'nın İstanbul'a yerleşmesi ve Osmanlı yönetimine el koyarak Rusya dibinde zayıf Osmanlı İmparatorluğunu yerine diri ve kuvvetli bir imparatorluk kurması demekti. Bu ise Rusya'nın 200 yıldır sürdüğü politikasının sonu demekti. Bu düşünceler nedeniyle Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü, prensipliğini kabul etti ve gibi bunun için derhal harekete geçti. Rus Çarı generallerinden Muravyev'i Rus görüşünü bildirmek üzere İstanbul'a Kahire'ye gönderdi. Çar Sultan Mahmud'a yardım Mehmet Ali Paşa'ya da derhal muhabereyi durdurulmasını teklif ediyordu. Şubat 1833'te Vizamiral Lazarev komutasındaki 9 harp gemisinden oluşan bir Rus filosu İstanbul Boğazı'na girerek Büyükdere önlerinde demirledi. Bu olay Fransa ve İngiltere ve vakte kadar işlerine gömüldükleri uyuşukluktan uyandırdı. Fransa elçisi Rus donanmasının İstanbul'dan uzaklaşmasının Sultan Mahmud ile Mehmet Ali Paşa'nın anlaşmalarına bağlı olduğuna inanıyordu. Bunun üzerine Sultan Mahmud'un donanması ile Mehmet Ali Kudüs, Akka, Trablusgarp ve Nablus sancaklarını kabul ettirerek padişahla barış yapmasını teklif etti. Teklifi kabul etmediği takdirde Fransa'nın da kendisine silahlı karşılık vereceğini belirtti. Mehmet Ali Paşa teklifi kabul etmekle birlikte Veliyetüşşam ve Adana sancağının da kendisine bırakılması için Sultan Mahmud'a ultimatum verdi. Bu ultimatuma müsbet cevap verilmediği takdirde İbrahim Paşa Üsküdar üzerine yürümekle görevlendiriliyordu. Bu sıralarda Mehmet Ali Paşa'nın entrikaları ve ile Anadolu'da padişaha karşı yer yer isyanlar çıkmış bulunuyordu. Kastamonu'da Tahmisçoğlu, İzmir'de Mehmet Ağa isminde biri padişahın memurlarını atarak Mehmet Ali Paşa idaresini kurmaya yeltendiler. Sultan Mahmud bu durum karşısında başkentin güvenliğini bile tehlikede görüyordu. Ulemanın ve halkın homurdamalarına 15 bin kişilik bir Rus kuvveti 5 Nisan 1833'te Boğaziçi Anadolu yakasına çıktı. Bu olay Fransız ve İngiliz elçilerine dehşet saldı. Rusların İstanbul'dan uzaklaşmaları Mehmet Ali'nin Anadolu'yu boşaltması ile mümkündü. Elçiler Sultan Mahmud'u Mehmet Ali ile anlaşma yapması için zorlamaya başladı. Sultan Mahmud yeni barış teşebbüslerinde bulunmayı kabul etti. Ahmetçi Reşit Bey, Fransız elçisi Varenna ile İbrahim Paşa'nın ordugahına barış teklifini götürdü. Uzun boylu tartışmalar neticesinde nihayet Mehmet Ali Paşa ile Sultan Mahmud arasında 14 Mayıs 1833'te Kütahya Barış Anlaşması imzalandı. Bu barışa göre Mehmet Ali Paşa Mısır ve Girit valiliklerine ek olarak Şam, İbrahim Paşa'ya ise Cidde valiliğini de ek olarak Adana valiliği verildi. Bundan başka Anadolu'da Mehmet Ali tarafını tutmuş olanlar için de genel af ilan edildi. Kütahya Barışı'ndan sonra İbrahim Paşa kuvvetleri Anadolu'yu boşalttı. Hünkar İskelesi Anlaşması ve Boğazlar Sorunu. İngiltere ve Fransa Mehmet Ali ile padişahın arasında bulayım derken daha çok Mehmet Ali çıkarlarının kolaya bir barış ortaya çıkmıştı. Rusya ise Mısır isyanının ilk gününden beri dostluk göstermişti. Yakınlığı sebebiyle Rusya en kısa zamanda yardım için donanma ve asker gönderebilirdi. Sultan Mahmud bu durumu Rus elçisine açtı. Rusya ile sadrazamlık ve savunma ittifakı için Çar'a müracaatta bulundu. Çar ittifak düşüncesini onayladı. 8 Temmuz 1833'te ise Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında Hünkar İskelesi Anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre Osmanlı Devleti boğazlara hiçbir yabancı harp gemisinin girmesine izin vermeyecek. Rusya ile Batı devletler arasında bir savaş olursa Osmanlı boğazları Rusya ile harp halinde olan devlete kapayacaktı. Buna karşılık Rus gemileri boğazlardan her iki istikamette gidip gelebileceklerdi. Anlaşmanın imzalandığı öğrenir öğrenmez Paris ve Londra kıyametler koptu. Fransa ve İngiltere Akdeniz'deki filoları çoğalttılar. Bir
İngiliz filosu İzmir önlerinde görüldü. Bir ara boğazların zorlanması ve Karadeniz'deki Rus filosunun batırılması bile düşünüldü. Fakat daha sonra Avusturya ve Prusya'nın da Rusya'dan yana tavır almaları üzerine Hünkar İskelesi Anlaşması'nın yürürlüğe girmesini temin etmek için yeni bir müdahale durumu olmamasına adını Kahire ve İstanbul tavsiyelerde bulunmaya başladılar. Rusya, Batı ile savaşa girdiği anda Osmanlıların boğazları batıları kapatacağı hususu, Rusya'nın bu dönemde rekabet içinde olduğu Birleşik Krallık ve Fransa'ya karşı konması ile boğazlar sorunu ortaya çıkmıştır. Batı Limanı Ticaret Anlaşması. Kütahya Barışı'nı ne Sultan Mahmut ne de Mehmet Ali Paşa'yı memnun etmişti. Sultan Mahmut çok şey kaybettiğini, Mehmet Ali Paşa ise az kazandığını düşünüyordu. Sultan Mahmut için Mehmet Ali Paşa vücudu er geç ortadan kaldırılması gereken bir asiydi. Bu yolda düşüncesi o kadar genişti ki bir gün İstanbul'un mükedderleri ile kendisini ilgilendirmek isteyenlere imparatorluğun ve İstanbul'un en önemli var Mehmet ailenin başını getirecek olana imparatorluğu da İstanbul'u da bağışlamaya hazırım demesi meşhurdur. İlk anlaşmazlık Mısır'ın İstanbul'a göndereceği para yüzünden çıktı. Mehmet Ali 32 bin kese altın göndermek isteyince Sultan Mahmut vilayetlere göre bu paranın yetersiz olduğunu ileri sürdü fakat fazlasını elde edemedi. İbrahim Paşa Halifeliği İstanbul'dan Kahire'ye çekmeyi düşünüyordu. Çünkü kutsal şehirler Mekke ve Medine havalıların elindeydi. Mısır Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrıldığı vakit padişah kendini hutbede Hadimül Harameyn Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak gösteremeyecekti. Kaldı ki Osmanlıların halifelik iddiası Mısır'ın ele geçirilmesinden sonra güçlenerek artmıştı. İşte bu ortamda hem İngilizlerin yardımını sağlamak hem de Mehmet Ali Paşa bir darbe vurmak üzere 16 Ağustos 1838'de İngilizler ile bir ticaret anlaşması imzalandı. Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'nın Boğaz içindeki Balta Limanı'nda bulunan konağına Paşa ile İngiliz elçisi Ponsonby arasında imzalanan anlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu kendi ihtiyaç duyduğu yerli ham maddelerin yabancı tüccarlar tarafından yurt dışına çıkarılmasını önleyen 7 vahit tekel usulü kaldırılıyordu. Mısır'ın kapitalist gelişmesinden stratejik bir rol oynayan dış ticaret tekeli bu anlaşmaya dayanarak yıkılmıştır. Bu hüküm Mısır kalkınmasının can damarı olan mekanizmayı tahrip edip Mısır'ı çökertmek için konmuştu. Fakat ülkenin başka bölgelerinde geçerli olacaktı. Balta Limanı Ticaret Anlaşması ile İngiltere'ye çok daha öncelik verilmiş olan bazı imtiyazlar yeniden onaylanıp önemli ölçüde genişleştirilmiştir. İngiliz tüccarlar iç ticarete en imtiyaz bazı yerli tüccarlardan daha fazla vergi ödemeyecekti. İngiliz gemileriyle gelen İngiliz malları için bir defa gümrük ödendikten sonra mallar alıcı tarafından nereye götürülürse götürülsün bir daha gümrük ödenmeyecekti. İngiliz ticaret gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, Osmanlı limanlarında bir gemide diğerine aktarma yapabilecek ve transit ticaretten alınan vergi resmi kaldırılacaktı. Örneğin Selanik'ten İstanbul'a mal gönderen Müslüman yerli tüccar devlete transit gümrük vergisi ödediği halde İngiliz tüccar bu vergiden muaf olmuştur. İngiliz tüccarlar sadece İngiliz mallarını değil dış ülkelerden gelmiş her türlü malı ülkenin her yerinde serbestçe alıp satabileceklerdi. Anlaşma 8 Ekim 1838'de Kraliçe Victoria bir ay sonra da Sultan II. Mahmut tarafından onaylandı. 1830'larda Avrupa'da gümrük duvarlarının yükselip bir takım mallara yasaklamalar getirilmesi sonucu İngilizler yeni pazarlar bulmak üzere Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya yönelmişlerdi. İngilizler Mısır'ın kalkınmasını sağlayan ticaretlerine darbe vurmak üzere hem de Osmanlı İmparatorluğu'nu İngilizlerin serbest ticaret yapabilmeleri için 7 vahit usulünün kaldırılmasında ısrar etmişlerdi. İngilizlerin Orta Doğu ticaretleriyle ilgilenmelerinin artması Sultan Mahmud'un İngiltere politikasına olan güvensizliğini de ortadan kaldırıyordu. Nizip Savaşı. İngiltere ile yapılan Batı Limanı Ticaret Anlaşması ile İngiltere'nin siyasi desteği sağlanmıştı. Zaten Osmanlı ordusundaki reform çalışmaları ciddi anlamda devam etmekte ve yeniden düzenlenme sağlanmaktaydı. Mehmet Ali etrafında örülmekte olan çemberin kurtulmak umudu ile elinde bulunan yerleri babadan oğula geçmek üzere kalıtsal valiliğini istedi. Bunun dışında İstanbul'a göndermek zorunda olduğu vergiyi göndermemekle birlikte bağımsızlığını ilan etti. Sultan Mahmut, Mehmet Ali Paşa'ya karşı savaşa girip
girişilmesi için 21 Nisan 1839'da emir verdi. İki ordu Fırat Nehri'nin ötesinde Nizip'te karşılaştı. Osmanlı ordusu başında orduyu modernleştirme çabaları içerisinde Avrupa'dan getirilen Prusya 3 subay bulunuyordu. Bir cuma günü Prusyalı subaylar Osmanlı ordusu Mısır ordusunu yenecek bir durumdayken hemen muhabereye girilmesi için başkomutan Hafız Paşa'ya tavsiyede bulundular. Fakat orada bulunan ulema cuma günü harp yapılmasının şeraz caiz olmadığı ileriye sürdüler. Ertesi gün Prusya subayları bir gece baskını yapılmasını tavsiye ettiler. Ulema bu seferde de ansızın gece haydut gibi baskın yapılmasının padişahın askerlerinin şanına yakışmayacağını ileri sürdüler. Bu esnada İbrahim Paşa ordusu Osmanlı ordusunu kuşatacak bir konum kazandı. 29 Haziran'da başlayan Mısır ordusu saldırısı sonucu Osmanlı ordusu 4 saat içinde perişan oldu. Harp meydanında binlerce ölü, on binlerce esir ve 160 parça top bırakıldı. Bir defa daha İbrahim Paşa kuvvetlerine Anadolu'da ve İstanbul kapıları açılmıştı. Sultan Mahmut 1 Temmuz 1839'da mağlubiyet haberinin İstanbul'a varılmasından birkaç gün önce öldü. Saltanatı döneminde gerçekleştirdiği reformlar. Sultan II. Mahmut dönemi Osmanlı tarihinde batılaşma süreci içerisinde büyük öneme sahiptir. Sultan II. Mahmut Osmanlı Devleti'ne yeniden bir düzen verilmesi amacıyla bütün işlerinde batı teknik ve kültüründen faydalanma yolunu tuttu. Tarihlere Vakai Hayriye olarak geçen Yeniçeri Ocağı'nın kanlı bir şekilde kaldırılması hadisesinden sonra kurduğu Avrupa tarzında eğitim gören Asakiri, Mansure-i Muhammediye, Türkçe Muhammed'in zafer kazanmış orduları ordusu ile modern Türk ordusunun temellerini attı. 1828 yılında yayınladığı kıyafet nizamnamesi ile sarık, kavuk ve biniş giyilmesini yasaklayıp ceket, pantolon ve fes giyilmesi kurallarını getirdi ve kendi de sakalını kısa keserek modern kıyafetler ile halk içine çıkardı. Portrelerini yaptırarak devlet dairelerini astırdı. Devlet ve saray teşkilatında geniş ölçüde değişiklik yaparak timar sistemi, Enderun ve Divan-ı Humayun lağvedip çeşitli bakanlıklar ve meclisler kurdu. 1831 yılında modern anlamda ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi, ilk posta teşkilatını kurdurdu ve Osmanlı tarihindeki ilk resmi Türkçe gazete olan Takvimi Vekai onun döneminde yayımlandı. Sultan II. Mahmut yapmakta olduğu reformların kalıcılığını, bunların manasını kavrayacak nesillerin yetiştirilmesi ile mümkün görüyordu. Bunun için de eğitime çok önem verdi. İlk öğretimi zorunlu hale getirerek bugünkü ilkokula denk Rüşdiye okullarını kurdu. Avrupa'yı tarzda eğitim vermek amacıyla İstanbul'da Türkiye'nin ilk modern tıp okulu olan Mektebi Tıbbiye'yi şahane ve modern anlamında ilk harp okulu olan Mektebi Harabiye'yi kurdu. Sultan Mahmut'tan önce yapılan yeni düzenleme çalışmaları daha çok orduda ve cemiyetin bazı müesseselerinde yapılmış fakat hükümet kurumlarının yapısına ve şekillerine dokunulmamıştı. Bu itibarla Sultan Mahmut'un hükümet kurumlarında yaptığı düzen, batılaşma yolunda yapılan çalışmaların önemli bir merhalesidir. Sultan Mahmut devletin içte ve dışta karşılaştığı son derece ciddi ve hayati tehlikelerle karşı karşıya gelmesine rağmen giriştiği ıslahat etkinliklerinden yılmadan, usanmadan cesaretle büyük çabalar gösterdi. Özellikle 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kapattıktan sonra kendini daha güçlü hisseden Sultan Mahmut ömrünün son yıllarında merkezi idare ve hükümet teşkilatında büyük düzenlemeler giderek modern bir devlet teşkilatı ve bürokrasisi kurmaya çalıştı. Bu doğrultudaki çalışmalarıyla Avrupa tarzında bir hükümet teşkilinin ilk örneklerini verdi. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasından sonra Topkapı Sarayı'nda Yeniçerilerin maaşlarını verdiği 3 ayda bir gerçekleşen Ulufe merasimleri de tarihe karıştı. Ulufe merasimlerinden ve elçilerin kabulünde Divan-ı Humayun toplanması geleneklerinin de tarihe karışmasının ardından Sultan II. Mahmut 1834 yılında Divan-ı Humayun'u lağvetti. Onun yerine Meclisi Vala ve Meclisi Mükellayı kurdu ve birçok bakanlıklar teşkil edildi. Sedaret Kethüdahlığı dahiliye nezaretine
reis-i kütaplık, hariciye nezaretinde, defterdarlık, maliye nezaretinde çevrildi. Sadrazamlık unvanı başvekili çevrildi. Sadrazam padişahın mutlak vekili olmaktan çıktı. Bu sıfatla yetkililer nazırlara, bakanlıklara geçti. Başvekilliğe ilk defa olarak Rauf Paşa'yı getirildi. Modern manada bakanlıkların kurulmasındaki amaç Avrupa'daki gibi kabine sistemine geçişin altyapısını hazırlamaktı. Şeyhülislamlık hükümet yönetimi ve planlama kurallarının dışında bırakılmıştır. Sultan Mahmud Şeyhülislamlığı Müslüman olmayan halkların millet örgütlerinin din başkanlığı anlamına benzer bir şekilde bir çeşit İslam milletinin din görevlisi haline getirdi. Sadrazamlık kaldırılınca eskiden iki kazasker aracılığı ile o makama bağlı olan kadılıklar ve şeriat mahkemeleri de Şeyhülislamlığa bağlandı. Böylece Şeyhülislamlık dinsel hukuk genel direktörlüğü diyebileceğimiz bir niteliğe girdi. Eski totaliter din devlet birleşiminden ilk çatlama, ilk ikilenme bu şekilde başladı. Meclis-i Vala adalet işlerinde yüksek düzeyde sorumlu bir meclisti. 24 Mart 1838'de Gülhane'de kurulmuştur. Memurların muhakemesi, hükümet ve halk arasındaki davaların görülmesi gibi mühim meseleler ile ilgilenen bu meclis, Danıştay ve Yargıtay yetkilerine sahip en önemli organ olarak kuruldu. Başkanlığına eski serasker Koca Yusrev Paşa'nın getirildiği meclis 5 üyeden oluşmaktaydı. Başkan ve üyeleri vezirler ve yüksek rütbe sahipleri arasında seçilirlerdi. Kararlar çoğunluğa göre verilirdi. Olayların eşitliği halinde son sözü padişahın olurdu. 2. Mahmud devrinin sonlarında 1838'de bakanlıkların teşkil edilmesiyle modern anlamda bir hükümet şekline doğru yönelme olmuştu. Divan-ı Humayun yerine bakanların teşkil ettiği meclisi vükala veya diğer adı ile meclisi has almaya başlamıştı. Bu meclise sultanın bakanlar meclisi anlamında meclisi hası vükala da denir. Nazırların toplandığı padişahın hususi danışma kurulu olarak faaliyet gösteren meclistir. Meclis-i Mukala, başvekilin başkanlığında toplanıp önemli devlet işlerini görüşür ve icra işlerinde nezaretler arasında koordinasyonu sağlardı. Nazırların her biri nezaretlerinin görevi alanına giren işlerden sorumluydu. Meclis, gerekli gördüğü veya alt kademedeki diğer meclislerin hazırladığı tasarıları ve meseleleri tartışıp gerekli düzenlemeleri yapar, daha sonra sadrazam bunları bir tezkere ile padişahın onayına sunardı. 2. Mahmud özel mülkiyete aykırı olduğu gerekçesiyle müsadereyi kaldırmıştır. 2. Mahmud'un ölümü. Vereme yakalanmış olan Sultan 2. Mahmud 1839 yazında rahatsızlığı iyice artınca sıcak yaz günlerinde Çamlıca havasının kendisine iyi geleceğini ümit ederek bunaltıcı bir yaz gününde Beşiktaş Sarayı'ndan birkaç yakının eşliğinde saltanat kayığına binerek Üsküdar'a geçti. Oradan da Çamlıca'ya geçerek eşi Bezmialem Sultan ve oğlu Abdülmecit ile birlikte kardeşi Esma Sultan'ın buradaki köşküne yerleşti. Sultan Mahmud hastalığının ağırlaştığı günlerde Meclis-i Vala Reisi Koca Hüsrev Paşa'nın güvendiği saray adamları aracılığıyla padişahın durumunun dışarıdan duyulmaması için önlemler aldırmış, kendisi de haspa padişahın yattığı Çamlıca kasrının bir odasına yerleşmişti. Amacı ölümden herkesten önce haberdar olmak ve padişahlık müjdesini de yine herkesten önce Şehzade Abdülmecit'e ulaştırarak bulunduğu görevlerden sadrazamlığa atanmaktı. Şehzade Abdülmecit ve annesi Bezmi Alem Sultan da ölüm haberini bekliyordu. Sultan Mahmud'un umut kesildiği sırada sözde devleti ve milleti düşünen kimi devlet adamları ve Hüsrev Paşa'nın koma halindeki padişahın tahttan indirilmesine fetva alıp oğlu Şehzade Abdülmecit'i bir an evvel tahta oturmak düşüncesindeydiler. Buna karşılık Sultan Mahmud çok bağlı bir grup saray ekhanesinde hekimlerin padişahı kasten tedavi etmedikleri şayet oğlu Şehzade Abdülmecit ortadan kaldırılırsa mecbur kalıp iyileştirecekleri inancıyla daha korkunç, tehlikeli ve duygusal çareler peşindeydiler. Bunların başında Hüsrev Paşa'nın siyasi rakibi Kaptani Derya Muşir Ahmet Fevzi Paşa vardı. Hüsrev Paşa olasılıkla kendi uydurması olan bu suikast ihtimalinden genç Şehzade'yi ve annesi Bezmial Sultan'ı gizlice bilgilendirerek onları kendisine minnettar kalmayı gözletmişti. Bu gizli hesapları komadaki padişah sezmiş ya da ona acımayarak kulağına fısıldayanlar olmuş olmalı ki ölümün beklendiği o günlerde Sultan Mahmud oğlu Şehzade Abdülmecit'e ve annesi Bezmial Sultan'a küskündü. Ölüm döşeğindeyken Şehzade Abdülmecit babasını son kez görmek isteğiyle
gizlice odasına girmiş, ayaklarını yüzüne sürüp ağlarken durumu fark eden Sultan Mahmut son takkaatını sarf edip oğlunun yüzüne tekmelemişti. Sultan Mahmut 2 Temmuz 1839 Pazartesi günü sabaha karşı hayatını kaybetti. Hüsrev Paşa Sultan Mahmut'un öldüğünü öğrenir öğrenmez yanından ayrılmadığı Ser Asker Said Paşa'yı güvenlik önlemleri ve culus hazırlıklarıyla görevlendirdi ve Bezmi Alem Sultan'a oğlunun culus merasimine hazırlanması için haber gönderdi. Sultan 2. Mahmut'un cenazesini oğlu Şehzade Abdülmecid gördükten sonra seher vakti harem iskelesine indirilip oradan 7 çift daha kayıklı Topkapı Sarayı'na getirilip Hırkay-ı Saadet Dairesi'ne şadırvanın önünde yıkanıp kefenlenmişti. Sultan Abdülmecid Topkapı Sarayı'ndaki cülüs merasiminden sonra Sultan 2. Mahmud'un cenaze namazını kılıp cenaze alayı düzenleyerek birden bastıran yağmur altında kız kardeşi Esma Sultan'ın isteğiyle naaşı Esma Sultan'ın Cağaloğlu'ndaki köşküne defnedildi. Projesi hassa mimarı Garabet Amiral Balyan'a ait olan ve Abdülhalim Efendi'nin nezaretinde yapılan Sultan 2. Mahmut Cağaloğlu'ndaki türbesini bir yılda tamamladı. Mimari çalışmalar. Sultan 2. Mahmut döneminde mimari alanda yeni bir gelişmeler başladığı görülür. İmparatorluğun değişik bölgelerinde birbirinden güzel yapılar inşa edildi. Sultan 2. Mahmut'un yaptırdığı eserlerden bazıları şunlardır. Rodos Süleymaniye Camii, İzmir Bıyıkoğlu Mahmut Camii, hayatını kurtaran Cevri Kalpa'nın adını verdiği Sıbyan Mektebi, Tophane Nusreti Camii, Arnavut Tepkiye Camii, Asariye Camii, Hidayet Camii, İstanbul Koca Mustafa Küçük Efendi Camii ve Külliyesi, İstanbul'da Şamlar Köyü Tarihi Camii ve Bendi Taşkıla Gülhane Parkı girişindeki Alay Köşkü Sultan 2. Mahmud'un ayrıca İstanbul'daki bütün büyük camilerin tamirini de yaptırdı. Unkapanı Köprüsü'nde yine onun zamanında yapıldı. Mekke'de bir medrese yaptırıldı ve Mescid-i Aksa'yı tamir ettirdi. Aynı zamanda hattat, bestekar ve şair olan Sultan 2. Mahmud yazdığı şiirlerden adli mahlasını kullandı. Sultan 2. Mahmud'un ailesi. Eşleri. 1. Bezmi Alem Valide Sultan. Doğum tarihi 1807, ölüm tarihi 1853. 2. Pertaviniyel Valide Sultan. 1812-1883. Haciye Petrev Piyale Nev Fidan Kadın Efendi. 1793-1855. Ali Cenap Kadın Efendi. 1839. Fatma Kadın Efendi. Ölüm tarihi 1809. Kamarı Kadın Efendi. Ölüm tarihi 1825. Aşı Bincan Kadın Efendi, doğum tarihi 1793, ölüm tarihi 1870. 8. Haciye Hoşkar Kadın Efendi, ölüm tarihi 1859. 9. Hüsniye Melek Kadın Efendi, ölüm tarihi 1856. 10. Nurtap Kadın Efendi, ölüm tarihi 1886. 11. Mistili Kaybin Kadın Efendi, ölüm tarihi 1825. 12. Perviz Kadın Efendi, ölüm tarihi 1863. 13. Zeyd-i Felik Kadın Efendi, ölüm tarihi 1842. 14. Vuzdat Kadın Efendi, ölüm tarihi 1830. Zernigar Kadın Efendi, ölüm tarihi 1832. Ebru Reftar Kadın Efendi, 1825. Lebris Felak Kadın Efendi, 1810-1865. Tiryal Kadın Efendi, 1810-1883. Erkek çocukları. 1. Sultan Abdülmecid. 2. Sultan Abdülaziz. 3. Şehzade Ahmet, 1814-1815. 4. Şehzade Ahmet, 1819-1819. Şehzade Ahmet 1819-1819, Şehzade Ahmet 1822-23, 7 Şehzade Ahmet, 8 Şehzade Beyazıt 1812-12, 9 Şehzade Abdülhamit 1811-15, 10 Şehzade Abdülhamit 1813-25, Şehzade Abdülhamit 27-28, Şehzade Süleyman 17-19, Şehzade Mehmet 1814, Şehzade Mehmet 1816, Şehzade Mehmet 2, 1822-22, Şehzade Murat 1827-28, 17 Şehzade Hafız 1836-39, Şehzade Nizamettin 1835-38, 19 Şehzade Osman 813-1814, 20 Şehzade Kamilettin 1814-1814, 21 Şehzade Abdullah 1820, 22 Şehzade Mahmut 1820. Kız çocukları. 1. Emine Sultan 1813-14, Hamide Sultan 1817-18, 3. Hayriye Sultan 1831-32, 4. Şah Sultan 12-14, 5. Saliha Sultan 1811-1843, 6. Ayşe Sultan 1809-10, Atiye Sultan 1824-1850, Fatma Sultan 1828-1830, 9. Münire Sultan 1827-1825, 10. Fatıma Sultan 1809,
11 Mihrimah Sultan 1812-1838, 12 Adile Sultan 1826-1899, 13 Fatma Sultan 1810-1825, 14 Emine Sultan 1814, 15 Şah Sultan 1814-17, Emine Sultan 1815-16, 17 Zeynep Sultan 1815-1816, 18 Cemile Sultan 1818, 19 Amide Sultan, 20 Hatice Sultan, 21 Hayriye Sultan 1832-1833, 22 Refai Sultan 1836-39. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.